Bu dersimizde join'lerden write order join'i inceleyeceğiz. Write adından da anlaşılacağı gibi sağ ile alakalı bir join. Az önce çünkü left order join'i incelemiştik ve bunda soldaki tablonun ağırlıklı işlem yükünü karşıladığını görmüştük. Soldaki tablonun bütün kayıtlarının geldiğini görmüştük. Bunda ise write, yani sağdaki tabloya ağırlıklı bir işlem yapacağız. Bunun için anlatımımıza bakalım. Daha sonra örneğimizi inceleyelim. Anlatımımızda ilk tablodaki, yani bu write order join'de sağ tablo oluyor ilk tablomuz. Sağ tabloda diyelim. Sağ tablodaki bütün kayıtlar gelir. Bu sorgu sonucunda sağdaki bütün kayıtlar gelir. İkinci tablo, yani sol tabloda ise ilk tablodaki ortak alana, yani ID'ye göre uyuşan kayıtlar gelir. Eğer ikinci tabloda, yani sol tabloda ilk tablodaki, yani sağ tablodaki ID'lerin tamamı yoksa, olmayan o satırlar için ikinci tablodaki alanlar null olarak gelir. Şimdi burada sağ tarafta bulunan tablolar, tablodaki kayıtlar tamamı gelecek. Çünkü biz sağdakilere göre işlem yapıyoruz. Ancak sol tarafta sağ tablo ile ilişkili olan bütün kayıtlar gelecek. İlişkili olmayan kayıtlar ise null olarak görünecek. Bunu örneğimizi açıkladıktan sonra çalıştırarak detaylıca inceleyelim. Select st.name as, burada bir alias verdik. Territory şeklinde kullanacağız bunu. Daha doğrusu ekranda göreceğiz sütun olarak. Sütun ismi olarak. cp.businessEntityID tablosunun sütununu da kullanacağız. Burada iki tablo var. Birincisi st, ikincisi sp. st aşağıda from sales.salesTerritory şeklinde kullanılan salesTerritory tablosu oluyor. Ve bunun alias'ı da görüldüğü gibi st. Biz bunu burada kullandık. Write order join'den sonra ise ikinci tablomuzu kullanıyoruz. Bu da sales.salesperson. Bunun da kısa adı, yani alias'ı sp. On diyerek bunlar üzerinden hangi sütunları ilişkilendireceğimizi bildiriyoruz. Bunun için de st.territoryid eşittir sp.territoryid'yi eşleştireceğimizi bildirip çalıştırıyoruz. Ne demiştik? Bu write order join, yani sağ taraftaki tablo üzerinden işlem yapacağız. Sağ tarafta tüm kayıtları eksiksiz görüyoruz. Sol tarafta ise ilk satırda bir null var. Daha sonra altta da iki null var. Yani sağdaki bütün kayıtlar geldi. Soldaki ise sağdaki ile ilişkili olan tüm kayıtlar geldi. İlişkili olmayan kayıtlar ise görüldüğü gibi null olarak geldi.